korkak fare, çıkar mısın oradan? Bak sandalyenin şu arasına girdi bak. 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 Çık bakayım oradan, kalacaksın orada. Çık. Oturuş ne öyle? Öyle çok mu rahat orası? Çık çabuk. Çabuk. Bebeğini gıdıklarız vallahi. Bebeğini gıdıklarız oraya. Ay patilere bak, patilere. Şurada pati var. Pişt. Hadi çık. Hop. Hadi çık, sana çok güzel yatak hazırladım. Hadi. Hadi gel yatağına. Hadi gel. Uruzum rahat oğlum. Serin serin yazlık mekan. Ay bacak çıktı. Hadi çık oğlum. Hadi bebeğim. Hadi gel yardım edeyim de çıkalım. Hadi bakalım. Git bakalım. Bak çok güzel oyuncaklar var. Git keşfet bakalım. Neler koymuş abla oraya? Yeni oyuncaklar koymuş. Kedi 30 hermiş sevdiye. Hadi. Hadi git gel. Gel. Gel bakalım. Kokuya mı gidiyor acaba? Belki de anlamıştır. Bir tane de dublörünü koyduk o yastığa. Dublör arkadaşım birebir aynısı ya. Olacak iş değil. İkea'da bulmuştuk onu, almıştık. Gel buraya gel. Bak senin dublörün tam. Ağzı burnu beyaz. Yakası beyaz. Patileri beyaz. Gel. Çok güzel. Böyle topa mopa. İşte şöyle bir şey kedi otu. Şunları serptim ki benim sesin hemen yatağıyla oyuncağıyla oynasın, korkmasın bunlardan. Çünkü bu oyuncak kendinden büyük şu anda. Bir de şurada bir tane de kutu hazırladık. Kermitli, kermitin içinde de kedi otu var. Parazitlerini döktükten sonra yerleri silmiştim. Sonra bir hafta daha geçti. Çamaşır suyuyla falan tabii ki temizledik. Bir hafta daha geçti. Bir daha sildik. Pire yumurtaları falan için. O eski örtülerini yıkadık. Şimdi böyle güzel bir ortam hazırladık. Bakalım bir tek kendisini bekliyoruz. Genelde bu dolap kapağının arkasında yaşıyor. Şöyle ona tünel yaptık. Normalde şu sandalyeyi de dayıyoruz ki yıkılmasın tepesine. Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Oyun yapıyor ve abla abilerinin sesinden korktuğunda buraya giriyor ve böyle oturuyor burada. Hadi bakalım. Hadi çık. Gel, çok güzel oyuncaklar var. Hadi gidelim. Hadi. İşte bu gürültülerden çok korkuyor. Çünkü büyük azman ablaları, abileri birbirine giriyorlar. Gel. Gel bakalım küçük oğlan. Korkak bu, korkak, hiç Eros gibi değil. Gel. Gel. Gel, çok güzel oyuncaklar var. Gel. Bağırma. Gel bağırma. Vallahi Leo geliverir. Odayı açıverir, geliverir. Bir keşfetse çok sevecek. Baksanıza aynı oyuncak. Şaka gibi bu oyuncağı almışız. Çok kötüydü, çok. Ne halden ne hale geldi. Gözlerini açamıyordu, öksürüyordu. Çabinin havlaması kadar çok ses çıkıyordu o öksürdüğünde. Çok korktuk ama kendine geldi bir hafta da. Sonraki bir haftada da iyice böyle dinlendi, toparlandı. Göbeği çok şişti. Çok da yaklaşmak istemiyorum ama. Çok güzel değil mi? Ay hem kutu hem oyuncak. Yalnız da hissetmezsin kendini, değil mi? Eros küçükcükken beri şeydi. Ay küçüklükten beri oda kapısı açılır açılmaz dışarı fırlıyordu. Çok farklı karakterler. Bu minnoş. Yazık. Hemen böyle saklanıyor, korkuyor. Tamamen zıt karakterler. Ya da Eros normal değil aslında. Yavru kedi dediğim böyle olur da, değil mi? Gel bakalım. Tuvaletine gitti şimdi. Heyecan yaptı herhalde. Şimdi tuvaleti de şurada. Arkada gizli. Gel korkma gel. Hem korkuyorsun hem kapının oraya gidiyorsun. Abileri ablalarım yav diyorsun ki onlar gelsinler. Ondan sonra daha çok korksan. Gel. 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 Ay şöyle zoomla büyütelim seni. Gel.
Güzel çocuk gel. Gel. Ay sen ne çok konuşuyorsun. Bıdır bıdırsın. Hiç susmuyorsun. Söyleniyorsun, hep söyleniyorsun. Ne oldu? Oyna da biraz görelim. Hiç korkmasın diye dondurucu videosunu çekmedik bugüne kadar. İyileşsin, strese girmesin, zaten dışarıda kavga kıyamet var diye. Artık birazcık çekelim. Oh oh oh. Güzelim. Ya sen çok tatlısın ya. Tek bacak da daha beyaz. Beyaz boyaya batmış gibi bizim evdeki beyaz boyaları. Ay gerildi, büyü bakalım. Bayağı büyüdü ama. Bayağı toparlandı. Küçücük 500 gramdı. Şimdi acaba kaç gibi tartalım. Hep böyle üstünü başını sürüyor şeyler, oyuncaklarına ama oynarken topuna falan. Ya sen oyuncak bebek misin? Ay yine tuvalete geldi. Gel hadi gel. Gel. Çok tuvalete gidiyorsun ama. Gel. Çok güzel oyuncaklar var. Boncukların var. Topların, farelerin, her şeyin var. Oyna hadi. Kedi değil o, kedi değil. Dışarıda da bir 7 tane kedi var, çocuk ne yapsın? Her yerden kedi çıkabilir. Bazen içeri kaçıyor Leo falan. Zor yakalıyoruz, çıkarıyoruz. Ay. Yerde sürünüyorum belgesel şeyi gibi. Kameramanları gibi. Hem korkutmamak için hem güzel çekeyim diye. Bir de dışarıdan köpek sesi başladı, zaten çok korkuyor. Gel, gel oğlum. Gel kaplanım. Vücutta kaplan. Benekli kaplan göbeğimiz de çok güzel. Evet. Sana diyorum çok yakışıklı diyorum senin için. Ay tipe bak ya, tam oyuncak. İki asana mı bakarak yapmış oyuncağı yoksa, ha? En çok boncuğu sevdi. Çünkü ses çıkarıyor. Leo da hep tahta oyuncaklarla falan oynar. Şurada tahta toplar var ya, Leo'nun favorisi öyle oyuncaklar. Hatta daha köşeli bir tane vardı. Daha çok ses çıkarıyordu. Bayılırdı küçükken oynamaya. Artık kaldırdık. Çünkü başımız şişiyor. Arada veriyoruz. Bir de çabiler bulunca ağzına atıyor. Yutarken boğulur diye korkuyoruz. Tabii böyle küçük oyuncakları kediler seviyor ama köpekler de alıp hemen çiğneyip ya da direkt yutmaya çalışıyorlar. Çok tehlikeli oluyor. Kedi köpek aynı evde olunca böyle riskler var. Ayakkabımdan korkuyor. Ayakkabıma bakıyor şu anda.
vardı. Bunun çöpüller oynuyordu ağzında. Yeni yıkanmıştı ama Çabı ve Zoe'nin kokusu var. Köpek kokusu. Gerçi biz de köpek kokuyoruz alışık ama. Kuzunu kokluyor. Çünkü orası kedi otuna değdi. Şimdi kedi otunu fark etti. Artık üstünde yuvarlanır. Nane gibi bir şey işte, kurutulmuş nane gibi bir şey. Yerine alışsın, oyuncaklarına alışsın diye. Serpilen. Genelde de oyuncakların ve işte kedi yataklarının falan içinde olan bir şey. Sevmeyen kedi görmedim, kedi otunu. Neyle oynayacağını şaşırdı. Sonunda alıştı oyuncaklarına.